Valla Hatice, bir de şeyi merak ediyorum ben. Çok iyi bir oyuncusun ve yıllardır bu sektördesin. Çok ödüllü filmlerde, çok büyük filmlerde oynadın. Bu mütevazılığını neye borçlusun? Yani hiç mi değişmez insan? Yani işte kaç sene olmuş? Düşünün, işte ben 50'lere geldim, 16 yaşından beri tanıyorum. Hep aynı Ay güler senin yüz. 50 oldum. Ya, Oldum. ay nasıl olur ya, maşallah. Oldum. Yıllara bak. Valla. Yani hep böyle o Aa. gözlerin içi güler. Senin de öyle. Ya o fıtraten, evet, biraz ben de babama benzerim Aa rahmetli. canım. O da öyleydi. Evet. Hep gülerdi gözleri, ama bunu nasıl sağladın? Yani bu bir güç aslında, ama manevi bir güçten bahsediyorum. Yani biraz hani bu belki insanlara yol olur söyleyeceğin şeyler, kılavuz Biraz olur. aileden gelen bir şey belki var. Çünkü böyle çok doğal karşılanıyordu bu tip şeyler. Benim ilk konservatuvara girişim bir maceradır. Ona rağmen böyle kazandım dediğim zaman hacom kazanır deyip eniştemin şeyini hatırlıyorum. Babamların gayet doğal karşılayışını Sivaslısınız hatırlıyorum. zaten. Sivas'ta doğup büyüdüm. Malatya, Sivas. Çünkü babanın nüfusu Malatya. Sonra işte mecburen okul gereği Ankara'ya gelmişiz, taşınmışız. Yani çok böyle abartı yok galiba ailede. Yani böyle başarı hikayeleri, başarı şeyleri abart. Ya da bir ölüm yaşanıyorsa onda da böyle canhıraş bir şey yok. Yani böyle biraz Anadolu'dan gelen bir kültür belki bu. Hani hayatın akışı içinde var olan şeyler ya bunlar aslında. Ve geçici şeyler ya bir yandan da. Çok abartılmaması benim de onu öğrenmemi sağladı belki. Ben neymişim be abi, olmadım hiçbir zaman. Yani zaten yapmam gereken bu. Hani ben bir mesleği eğer üstlendiysem doğrusu neyse onu yapmaya çalışmak namuslu bir şekilde. Anaokulu öğretmeninde olmayı çok istiyordum. Mesela olsaydım onda da eminim elimden gelenin en iyisini yapardım. Dürüst davranırdım. Gereken neyse o kadar yapardım. Hani yani kendi mesleğimi cömert olmamdan kaynaklı olabilir. Yani evet, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Mesleğim gereği, ne bileyim, sesime dikkat ediyorum. Yaşam biçimime dikkat ediyorum. Gıdama dikkat ediyorum. Hani ona göre davranıyorum. Şimdi Çünkü bu gıda bir dedin ya, yatırımdır. Yani kendi kesin enstrümanıma. kadın takipçilerimiz şimdi soracak. İpek Hanım, sorsanıza nasıl besleniyor? Çünkü hep böyle fitsin ve hep güzelsin, fıstıksın yıllardır. Bu tabii Teşekkür biraz ederim. genetik tabii, değil mi? Genetik. Yani kız kardeşimi tanıdım biraz önce. Evet. Genetik olmasın şeyi var tabii ki üstümde. Artı tabii ki yine de bakım. Yani ne bakım? Paket olan hiçbir şey yemiyorum. Pakete girdiği an benim için o artık doğal olmaktan çıkıyor. Her ne olursa olsun bu. Yani en fazla paket belki kavanozda bir salça olabilir. Cam bir kavanozda. Onun Bu da dışındaki bütün konserve paketler yani. benim için yani çekici değil zaten. Çekici gelmiyor. Doğal bildiğim şeyler işte mevsimde tüketmek. Az yemek yemek. Ben doymak için yemek yiyorum. O gün karnım neyle açıyorum dolabı ne varsa bir şey yapıyorum. Onu yiyorum. Yani o kadar. Hani o kadar benim için bir yaşam biçimi galiba değil. Değil. Yani böyle canım da şunu istedi de İstedi de şöyle falan işte filan. İskender Tabii de ki olsa ortaya da ama rejim, ama lahmacunlar abi çok güzel bir şey tabii ki. Rejim yapmıyorum. Yani ben mesela bana şu an börek getir böreği yerim. Hele bir anne böreği ise Ay, ben de çok iştahla severim. yerim. Ne bileyim ev yemeklerinin hepsini çok seviyorum. Ama galiba porsiyonların da çok büyük değil, değil mi? Galiba Tadıyorsun değilmiş. Ben farkında der. değildim. Kız kardeşim onu dedi ki sen çok az yemek yiyorsun. Dedi ki yani doyuyorum. Bana derler onu Öyle çünkü. mi? Evet. Ben de hep zayıfım ya. Derler ki Evet. yani nasıl kalıyorsunuz? Her şeyden tadıyorum. Evet ben Ama de. Hiç bir rejime. porsiyon bitirmiyorum mesela. Yani Yarım evet. porsiyon benim porsiyonlar. Evet biz mesela bir yere gittiğimiz zaman da hatta paylaşırız. Çünkü bir tane çok büyük geldiği için. Evet. Mesela senle gitsek büyük ihtimalle ikiye böleriz. Aynen. İki çeşit birden bir tane sıcaksa bir tane yanına bir şey Hiç makbul müşteri yeterli olmayız biz değiliz. restoran için. Değiliz. Evet. İkiye böl. Bir de içki de yoksa yandılar restoran sahipleri. Yandılar tam. Evet, Aynen. gerçekten öyle. Peki Biraz öyle en yani. çok seninle ilgili merak edilen şeylerden bir tanesi de estetik yaptırmıyor olman. Hem
çok kıymetli buluyorlar. Hı-hı. Hem takdir ediyorlar hem de merak ediyorlar. Hakikaten yok mu acaba estetik diye? Bir de şu estetikle evet, ilgili estetik bir konuşsak. Konusu, tabii ki estetik kelimesi çok güzel bir kelime. Yani estetiğe karşı olmam Hı-hı. diye bir şey söz konusu bile değil. Her türlü estetiğe inanılmaz hani hoşuma gider. Zarafeti severim, estetiği severim. Bu tamamen oyuncu olmakla ilgili bir karşı çıkma. Oyuncu olduğun zaman çünkü ister istemez o işte oynayacağın karakter tiplemelerini daraltmış oluyorsun. Ben de daralmasını istemiyorum. Daha geniş bir karakter kitlem olsun istiyorum. Şimdi mesela Marife diye bir karakter oynadım geldim. Karadeniz'de yaşayan bir kadın, yaylada yaşayan. Yani şimdi öyle bir karakter oynamak için ne dişinin porselen olması, yani dişinde porselen olmayacak, işte ne bileyim yüzünde bir, çünkü senin gençliğini biri oynuyor, yaşlılığını ben oynuyorum. Benim o zaman bir yaş olması gerekiyor i̇şte bende. İşte botoks, dolgu falan olmuyor. Olmuyor öyle olunca. Aydınlatma. İyi ki de yaptırmamışım. Hani Marife gibi bir karakteri oynamak benim için çok özeldi.